اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمعي. Bu toplumda kibirin fert ve toplum üzerindeki etkisini, yani aliminden tabanda, yani bir halka kadar kibirin toplum üzerindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? Olumsuz etkilerini. Şimdi eğer kibirden söz etmek gerekiyorsa önce bir kibrin tarifi. Evet. Sahip olduğu bazı değerlerle sahip olduğu bazı farklılıklarla, bu ne olursa olsun, bir başkası üzerinde üstünlük taslama, gelen hakkı buna sebep reddetme ve hadis-i şerifte kibir batalul hakk, hakkı iptal etme anlamında kullanılan her şey kibir. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadis-i şerifte men kâne fî kalbihi inkâle habbeti hardalin minel kibri la yedkırıl cennet. Her kimin kalbinde hardal tanesi kadar kibir varsa o cennete giremez. Kibir ise öncelikli olarak Allah Azze ve Celle'nin meleklere secde etmesini emrettiği, Adem'e secde etmeyi emrettiği meleklerden iblisin konumu. Eba ve stekbara ve kâne minel kafirin. O kibirlenerek secde etmekten imtina etti ve kafirlerden oldu. Burada kibirlenme sebebini secde etmekten imtina. Secde etmekten imtina ona kafir hükmünü koydu. Ama secde etmekten imtinaya sebep kibir zikredilmiyor. Sadece başka bir ayeti kerimede مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ İki elimle yarattığıma secde etmeni emretmiş olmama rağmen buna mani neydi diyor. O da diyor ki beni ateşten, onu topraktan yarattım diyor. Ateşten yaratılmayı topraktan yaratılmaya daha üstün. Bununla ona saygı duyulmaması, secde edilmemesi gerektiğini. Halbuki doğru. Aslen iblis belki yaratılış itibariyle Adem'den daha eftal faziletli olabilir. Ama az önceki okuduğum ayette de iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene emretmiş olmama rağmen secde etmene mani ne? Şimdi burada Allah yarattığım Adem'e demiyor. İki elimle yarattı. Her şeyin yaratıcısı Allah olmasına rağmen birçok şeyi ol demiş ve onlar yaratılmışlardır. Ama Adem'i eliyle, elleriyle yarattığını söylüyor hasreten. Bunda bir üstünlük var. Önce bunu vurguluyor. Bu da önemlidir. Sana emretmiş olmama rağmen. Burada Allah'ın emrine itaat mevzu bahis. Kime secde ettiğin önemli değil. Bazen biz Kur'an'da, sünnette gelen, sabit olan ibadetlerin keyfiyetini Allah böyle emretti diyerek vurgularız. Onu terk etmekle onun üzerinden giyilecek hükmü, irtikab edilen günahı biz düşünmeyiz. Böyle olduğu zaman mesela ben diyor namazda şunu yapmasam ne olur? Her kim Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kılmak isterse böylece kılar. Resul yaptığı için bunu yapıyor. Düşün elleri böyle koysaydı namazda biz böyle kıldık. Bizim için bunun nasıl olduğu önemli değil. Bunun Allah ve Resulü tarafından emredilmiş olan bir şey olması önemlidir. Şimdi bu ibadetlerden herhangi birine ne olursa olsun bir secde. İblis bir kere emredilmişti ve bir kere isyan etti. O da bir secde Müslüm'deki hadis-i şerifte diyor ki ezan okunduğunda şeytan kayıplanarak der ki yazıklar olsun bana. İnsanoğlu namazla emrolundu, secde etti, itaat etti ve cennet onun oldu.
Ben secdeyle emrolundum, isyan ettim ve ateşte benim oldu diyor. Bu bura وَفَسَقَنْ اَمْرِ رَبِّ Allah'ın emrine karşı durdu, diklendi diyor. Burada katiyetle iblisin Allah'ı inkar etme gibi bir fiili yok. Aksine Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul eden, onun emrettiğini bildiği halde kibir buna mani. Hadis-i şeriflere baktığınızda kibre sebep olabilecek her şey ne olursa olsun eğer akıbeti kibirse, tekebbür etmeyse, böbürlenme ise, tamam mı? Bu mutlak yasaklanan şeydir. Sadece sebep olduğu isyana göre onun cürmü vardır. Eğer o kibir secdeden alıkoyduysa ona göre bir günah. O kibir birisine mütevazi davranmaktan alıkoyduysa ona göre günahı vardır. İnsanlar üzerinde hava atmayı gündeme getiriyorsa, derslere dikkat ederseniz şöyle bir söz kullanılır. Allah'ın size, bize ihsan ettiği bazı şeyleri başkaları üzerinde farklılık, üstünlük olarak kullanmayın. Bunun bir nimet olduğunu düşünün ve Allah'a şükretmeniz gerekir. Ha, onlara bak şimdi, bir zaman biz de onlar gibiydik diyelim değil. Bilmelisiniz. Şimdi eğer kısa bir cevapla geçiştirmek gerekirse, o kibrin, günahın, günahla, kibirle irtikab edilen günah ne olursa olsun, hatta yürürken bile böbürlenerek, kabararak yürümemeyi, mütevazi bir şekilde omuzlar düşük öne doğru, yani havalanarak değil böyle, konuşurken konuştuğun insanın yüzüne bakmayı. Çünkü konuşurken insan nasıl kibirlenir, o buradayken ben böyle yapıyorum. Veyahut böyle dersin. Bu nedir gibi havada. Kibirlenmeyi ima eden ne olursa olsun bu kibirdir. Sebep olduğu günaha göre de o nispetle bir cürmdür. Bu kibirlenmenin yayıldığını düşünün. Hele kibrin ilim ehlinde gündeme geldiğini düşünün. Bazen denilir, kibirinden dübürü görünmüyor. Ha, bu ne anlam taşır? Kibirlenmenin bile sahip olunması gerektiği bir altyapı var. Neyin var da kibirleniyorum denir. Ama ilim ehlinin kibirlenecek bir ilmi var. Allah göstermesin, bunu kibre kullanırsa bu çok kötü. Yani şeytanın en çok oynayacak kimseler. Oynayacak kimselerden olabilir. Bunu mesela biz ilim ehlinin, ilim talebesinin, Müslüman birisinin bulunduğu ortamında, ferdi aile, etrafındaki komşuları ve bir toplumu düşünün. Sinsi olarak insanda işleme geçen birçok şekli olabilir. Bazen öyle olur ki kibir, batılsa ki batıl, batılı insanlara güzel gösterme, hak ile karıştırarak sunmakla mümkündür. Bazen hak olarak bilinen bir şeyin içinde insanı daha tehlikeli kibre götüren bir şey olabilir. Derslerde dikkat iyi dinlediyseniz şöyle bir misal veririm. Birisi isim vermeyeyim.